ölçüsü imandır. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama bakınız, en yakın arkadaşı, en yakın ashabı, en yakın ahbabı, en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tı. Radıyallahu teala an. Niye? Servetini, mülkiyetini, varlığını Allah yoluna hiç tereddütsüz teslim ettiği için, Bizans imparatoruna karşı muharebeyi hazırlarken Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük gazasını, Tebük muharebesini hazırlarken ümmeti Muhammed'i, ashab-ı kiramı yardıma davet etmişlerdir. Askerleri teçhiz edin, yardım edin buyurdukları zaman herkes varlığından, servetinden İslam askerlerini teçhiz etmişlerdir. Hazreti Ömer'ül Faruk ne varsa evinde ve elindeki bütün sermayesinin tamamını yarıya bölmüş, yarısını getirip al ya Resulallah, bütün bunlar Allah yoluna kurban olsun demişti. Ve o ana kadar Hazreti Ömer'den daha fazla yardım yapan da olmamıştı. Biraz beklediler, Cenab-ı Ebi Bekir Sıddık geldi. Ali radıyallahu anh geldi. Ya Ebu Bekir, sen ne vereceksin? Buyurdular ki, ya Rabbi, evimde ve elimde neyim mevcutsa hepsini getirip teslim ediyorum buyurdular. Peki ya Ebu Bekir, çocuklarına, evine hiçbir şey bırakmadın mı? Onlar ne olacak dediği zaman, ebkaytullah ve rasulehu, Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah dedi. Bak şeref budur. Üstünlük budur İslam'da. Ne iman, ne iman, ne iman. Efendiler, onun içindir ki işte Hazreti Habibullah buyuruyor ki peygamberler müstesna. Peygamberleri onları katmayın. Onlar Allah'ın seçtiği ve sevdiği insanlardır. Peygamberler müstesna, terazinin bir gözüne Hazreti Adem'den kıyamet sabahına kadar gelecek olan Müslümanların imanını terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de Ebu Bekir Sıddık'ın imanını koyun, hepsini çeker aşağı alır buyurmuşlar. İman, iman bambaşka bir şeydir kardeşlerim. Öyle lafınan Müslümanlık olmaz mı?